Zeynep Hanım. Merhabalar. Saydınız mı? Neyi? Kaç tane birinciliğiniz var? Birinciliklerim var, bölge, Türkiye, ikinciliklerim var, üçüncülüklerim var, toplam 13 yarış yaptım, dünya dördüncülüğüm var. Vücut geliştirme değil, biz genellikle erkekleri böyle kaslı kaslı, enteresan duruşlar yaparken görürüz, öyle anımsarız olayı. Sizde olay nasıl oluyor? Yani aslında kadınlar daha farklı. Tabii ki kadınlarda da kategoriler farklı oluyor. Bikini fitness, wellness, body fitness olarak. Ben bikini kategorisinde yarıştığım için daha doğal olarak yarışabilme şansım var. Bu sayede feminenliğimi de korumuş oluyorum. Ayrıca da fit kalıyorum. Kategori nasıl oluyor? Wellness biraz daha kalça ve bacağın daha dolgun olduğu bir kategori. Daha erkeksi, maskülen. Hani biraz daha Türk kadınlarında kalça bacak daha dolgun olan hanımefendiler için daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Çünkü onlar tercih ediyor. Şimdi genetik çok önemli çünkü. Bikini biraz daha ince kemikli hanımefendilerin tercih edebileceği bir kategori. Bu sporu herkes yapabilir mi? Mesela Ayşe teyze yapabilir mi? Fatma abla yapabilir mi bu herkes sporu? Yapabilir aslında. Ne yapacaklar? Nasıl başlayacaklar? Öncelikle diyete dikkat etmesi gerekiyor. Beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Ayşe teyze sabah kalktı bak şimdi, tamam. Ben dedi ki wellness neydi? Fitness miydi? Onu yapacağım dedi. Ne yapması lazım? Besmele çekip ne yapacak? Evet. Önce besmele çekip daha sonrasında bir beslenmesine dikkat edecek. Gerekirse bir antrenör bulacak kendisine. Öncelikle beslenmeden başlaması gerekiyor. Beslenmeye dikkat ettiği sürece antrenmanla da desteklerse ve tabii ki diğer faktörler de önemli. Uyku düzeni, sosyal yaşam hepsi önemli. Bu şekilde düzenli, disiplinli bir hayata geçerse herkes her yaşta bu sporu yapabilir ki 50 yaşında bile şampiyon olan var. Peki ev hanımı Ayşe teyzeye kaça patlar bu iş? Aylık ne öder yani, sabah kalktı besmeleyi çekti. Beslenmeler tabii birazcık yani sonuçta tavuktur, ettir vesaire, tabii hepsinin gramajları ayrı, karbonhidratı ayrı falan. En zor bulduğumuz şeyler abla, dur şimdi. Yani çok da bir maliyeti olacağını düşünmüyorum. Ya bir de tabii antrenör için bir destek alması gerekiyor. Bir antrenör ne kadar alır aylık? Değişiyor. Mesela? Yani herhalde bir 10-15 bin. 15-10'a verdik. Yani online yaparsa belki daha uygun. Hani online program, antrenman programı. Belki 4-5 indirimli paket fiyatları olabiliyor bazen antrenörlerin. Hani oralardan böyle tanıdık vesaire de bir araya birilerini de koyarsa. Bir şey sorayım sana. Bu İdil Bilgen mevzu var. Yani biliyorsun Türkiye güzeli seçildi ve çok eleştirildi. Evet. Yani güzelliği ayrı konuşuldu, donanımı ayrı konuşuldu. Evet. Kimi beğendi, kimi beğenmedi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben bu şekilde önyargılı olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkesin güzellik anlayışının ben öncelikle farklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi güzellik yarışmalarında olduğu gibi vücut geliştirme yarışmalarında da bu algı farklılaşıyor. Kendim de çünkü birkaç kez birinci olacakken ikinci olup hani bir haksızlığa uğradığım için hani bunu söyleyebilirim. Yani çok göreceli bir kavram. Yani bazı hakem bakıp hani benim kasım işte diğerine göre hani benim duruşum, benim pozum daha iyi görürken diğer bir hakem yanımdakinin daha iyi olduğunu görebiliyor. Yani adam kayırma oluyor mu adam kayırma? Adam kayırma oluyor. Vallahi. Oluyor. Açık yüreklilikle bunu şu an söylüyorum. Burada olmuş olabilir mi? İdil Bilgen birazcık kayırılmış olabilir mi diğer kızlara bakar? Yani kayırılmış olabilir. Neden olmasın? Çünkü yani her sektörde olabiliyor bu. Bizim yarışmada da oluyor. Orada da olabilir ama ben şunu demiyorum ki yani sonuçta İdil Hanım bence karakteristik bir güzelliği var yine de. Ben öyle düşünüyorum. Ama şimdi yarışma karakteristik güzellik yarışması değil ya. Evet. Şimdi ama şöyle ilerleyebiliriz biz bununla ilgili. Yani şimdi bir güzellik algısı oluştu insanların kafasında. Evet. Yıllardır işte nedir? Baby face. İşte gözler falan böyle güzel büyük. Dolgun dudaklar falan. Yani ama hani sonuç olarak sadece güzellik anlayışı bu olmamalı. Yani farklı karakteristik güzellikler de var. Mesela burnu daha atıyorum oka gibi değil de daha karakteristik bir burnu olan. Oradan herhalde yürüdü diyorsunuz. Yani herhalde öyle. Yani sonuçta Victoria's Secret modelleri de vardı. Yani Gisele Bündchen falan hani zamanında. Şimdi Victoria's Secret deme. Bizim Hayrettin abiler çok beğenir o işleri. Yani mesela o hanımefendinin de karakteristik bir burnu vardı mesela. Karakteristik daha böyle hani hatları sert bir yüzü vardı. Yani ben birazcık daha böyle ön yargılı olmadan biraz daha hani böyle evet. Biz Pirelli takvimiyle büyüyen bir nesil olduğumuz için daha anlayışlı olmalıyız diyorum. Ben biraz daha böyle good vibes only. Her zaman pozitif. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.